Selamlar gençler. Matematik Hafize kanalıma hoş geldiniz. Herkes sordu. Herkes dedi hocam TYT soruları ne zaman gelecek? Ve ben dedim ki çekip bunu da atayım. AYT'sini atmıştım zaten TYT'sinde. Şimdi gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Denememizde TYT'nin 30 tane matematik sorusunu çözeceğim. Herkes hazırsa birazdan başlayacağım. Önce küçük bir değerlendirme yapalım. Ben şöyle AİT'si söyleyeyim zaten size. Ben Supara yayınlarının deneme tarzını, deneme sorularını beğeniyorum. Özellikle problem kısmı. Sınava yakın bir yayın olarak söyleyebilirim ben size su parayı. Güzel bir soru tipi yani şöyle yeni nesil sorular olsun vesaire olsun. Güzel bir şekilde bize sunulmuş sorular bilginiz olsun. Yani deneme güzel arkadaşlar. Mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum ve çözmeniz sorulara mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Hemen onun öncesinde de kanalımız her geçen gün biraz daha büyüyor. Sizin katkılarınıza biraz daha yükselerek gidiyoruz. 12.000 aboneye çok çok az kaldık. Ve hedefimiz 100.000 Hani belki biraz zor uzun bir süreç ama hani buna destek ya da dayanak olmanız için mutlaka takip edip beğeni tuşuna basmanızı istiyorum sizden. Evet herkes hazırsa ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu soruda ÖSYM'nin her sene sorduğu bir soru tipi arkadaşlar. 6 tane sayı vermiş. Bu 6 sayı yerleştirdiğimizde birbirine eşit olduğuna göre A hangisi olabilir demiş. Şuradan başlayalım. Önce bölümden git. Bölündüğü zaman bize bir ifade verecek. Çarpıldığı zaman da aynı ifadeyi verecek. Bölündüğü ve çarpıldığı zaman, çarpıldığı zaman büyük bir sayı çıkar. Bölündüğü zaman küçük bir sayı çıkar. Bunun orta dengesini sağlayacak sayı tip şudur. 8'de 8 ile 1'dir. 8'i bile bölersen 8 yapar. 4'ü 2 ile çarparsan ya da bunları yer değiştirebilirsin. Yine arkadaşlar 8 yapar. Yani ben 4 ve 2'yi kullandım. 8 ve 1'i kullandım. Ne kaldı geriye? 5 ve 3 kaldı. Ya burası 5 olabilir 3 olabilir ya da 3'e 5 gelebilir. Bize A hangisi olabilir demiş. Biz 3'ü işaretleyeceğiz. Soru bu kadardı. Geldim ikinci soruma. Yukarıda 5, 4 ve 3 özdeş birimden oluşan ağırlıklar bir şekilde verilmiştir. Bu üç 3 renkteki levhanın birer bölümündeki ağırlıkların toplamı kaçtır demiş. Biz bunu 5'e bölmüşüz. Şunu diyeceğiz o halde. 11,5 bölü 5 bize bir tanesinin ağırlığını verecek. Biz bunu 2 ile çarparsak 23 bölü 10 yapar. Demek ki bir tanesinin ağırlığı arkadaşlar 2.3'müş. Aynı mantıkla burası 6.4 yapar. 6.4'ü 4'e bölersek 1.6 yapar. Demek ki bunun 1.6'ymış. Burası yine arkadaşlar kaç gelmiş? 5.4 .4 gelmiş. 5.4'ü ben 3'e bölersem 1.8 yapar. Bizim bulduğumuz ağırlıklar bakın şunlar. Ve biz bunları toplayacağız. Gel toplayalım. 1.8 buradan. 1.6 buradan. 2.3 de buradan gelirse. Hepsini topladığımızda arkadaşlar 5.7 olan D seçeneğini bulmuş oluruz. Üçüncü soru yine kolay bir rasyonel sayı sorusu. 0 ile 2 arasında 5 eş parçaya ayrılmıştır. Bizden bu A ve B'nin işlemlerinin arasındaki ilişkiyi sormuş. Şöyle başlayalım. Ben 0 ile 2 arasında kaç eş parça ayırmışım? 1, 2, 3, 4, 5 eş parça ayırmışım. Yani ben 2 bölü 5 dediğim zaman her eş parça 0.4'e eşittir. Yani buranın 0.8, 1.2, buranın da 1.6 olduğunu söyleyebilirim. Gel bunları düzenleyelim. 0.8 ile ben 1.6'yı toplayıp alt tarafta da 1.6'dan 0.8'i çıkarırsam yukarısı 2.4 alt taraf 0.8 yapar. Bu ifademiz üstünün 3 katı ya altın 3 katı geldiğinden dolayı cevap B seçeneği olarak bulunur. Geldim buraya. Şimdi burada bir hikaye anlatmış bize. Hikayemiz şu. Yukarıdaki mavi ve, mavi ve pembe renkli tablolarda 4'er tane üstü sayı varmış. Tamam. Füsun ve Gamze mahem mavi hem de pembe renkteki toplardan bir tanesini seçecekmiş. Füsun ile Gamze'nin seçtiği tüm sayıların birbirinden farklı olduğu görülmüş. Yani ben buradan bir tane ayrı bir tane, bir tane, bir tane seçiyorum. Füsun'un seçtiği sayıların çarpımının Gamze'nin seçtiği sayıların çarpımına eşit olduğu görülmüş. Seçilen 4 sayı hangisi de olabilir demiş. Şimdi gençler ben hemen direkt şöyle yapayım. Yani bunu deneyerek yapacaksın zaten. Ben buradan 2 üzeri 8 ile 2 üzeri eksi 3'ü seçtim. Ve bunun çarpımı 2 üzeri 5 geldi. Bunu atıyorum. Fisun seçsin. Buna Fisun diyelim. Gamze'nin seçtiği sayılara gelirsek de o da arkadaşlar 2 üzeri eksi 4 ile bakın. 2 üzeri 9 yine çarpıldığı zaman 2 üzeri 5 yapar. Ben bunları seçip çarptığım zaman aynı sayıyı bulmuş olurum. O halde 4 sayılardan hangisi olabilir demiş. 2 üzeri eksi 3 bakın. Diğerlerin içinde olduğundan dolayı o da C seçeneği değer. Beşinci soru bir denklem sorusu. En kenarlı bir çokgenin içine yazılabilen bir x sayısının değeri n çarpı x'miş ya da 7 çarpı 4 vermiş örneği bize. Buradan arkadaşlar şunu düzenleyelim. Ee, dışı zaten üçgendi. Biz onu ne diyeceğiz? 3 çarpı x eşittir 5 çarpı y olarak yazarsak 3x eksi 5y eşittir 0 diye bir denklem kuracaksın. Sonra geldik diğerine. Ee, buradan 4 çarpı x artı 5 çarpı y eşittir 70 geliyorsa. Üsttekinde gel alt tarafı yazalım. 5y eşittir 0 geliyorsa. Ben bunları taraf tarafa topladığımda bunlar gider. 7 çarpı x eşittir 70 geliyorsa x dediğimiz ifade 10'dur. Demek ki ben x'i 10 bulduysam burası 30 yapar bakın. 30 eşittir 5 çarpı y geliyorsa y eşittir 6 olarak bulunur. Yani x'ini bulduk. x'inin toplamı 10 ile 6 olarak topladığımızda 16 olarak çıkar. O da e seçeneğidir. Geldim 16. 6. soruya. Bu soru bence bizi zorlamıştır. Güzel soru. İyi iyi sorulmuş yani. Şimdi gel sorumuzu okuyalım önce. Köklü sayılar konusunda bir etkinlikle anlatmak isteyen Şeyma öğretmen öğrencilerine dağıttığı kartonlarda yazan sayılarla ilgili. Birden x doğal sayısına kadar gerçek sayıları da sar. Yani birden başlıyorsun. x'i almadan duruyorsun. x ile 2x arasında içeren sayılarından turuncu ile boyuyorsun. 2x'den başlayıp 3x doğal sayısına kadar gerçek sayıları pembe renge boyamak istiyor. Tamam bunlar verilmiş bize. X'in alıcı değerler toplamı. Bakın ben bu bir şema oluştursam. Buraya şema da 3x yazayım. Buraya arkadaşlar 2x yazayım. Şuraya da x yazmış olayım. Bize verilen sayılar şuradan zaten kök 50 gelsin. Şurası kök 50. Kök 50 yaklaşık 7 küsür bir şeydir. Onu yazalım. Burası önemli. Bir de kök 300 olsun. Kök 300 yazdığımız sayı da arkadaşlar. 17'nin karesi 289. 18'in 324, 17 küsür bir şeydir. Buradan da kök 600 dersek. Kökü 600 olarak yazdığımız sayı da 25, 625 yapar. 24 küsür bir şeydir. Yani biz x sayısını öyle sayılar verelim ki bu aralıkta olsun. Tamam. O zaman gel x sayısını tahmin edelim. En küçük ben burada 8'den başlasam 8'in 2 katı 16 olur. Ben 8 veremem çünkü 16 buraya gelmez. 8 ile 16 arasında 17 olmadığı için. O halde ben buraya 9 verdim. 9 verdiğim zaman buranın 18 olduğunu görebilirim. Burası zaten 27. Sağladı bakın aralıkları. 17 küsür 24 ve 7'yi sağlamış oldum. 10 verdiğim zaman burası arkadaşlar kaç yapar? 20 yapar. Burası da 30 yapar. Yine sağladı. 11 verdiğim zaman burası 22 yapar. Burası da Kaç yapar? 33 ile çarparsak çok önemli değil ama 33 gelir. Yine ben buraya kaç vereceğim? 12 verirsem burası 24 yapar. Burası da 36 yapar. 24 yine olur. Neden olur? X ile 2x arasındaki 2x'ten başlayıp 3x'e kadar yazdığım sayılar olduğu için arada kalmış oldu. Sıkıntı yok. Buraya ben 13 desem burası zaten 26, 26, 24'ten daha büyük bir sayı olduğu için bunu kesinlikle alamam. O halde arkadaşlar x'imizin aldığı değerler hangileri ona bakalım. x'imiz şunları alır bakın 9'u alır 10'u alır 11 alır ve 12 alır. Ben bunları topladığım zaman da cevabım 42 olarak çıkacaktır. O da E seçeneği değer. Geldim 7. soruya. Tek tip sorusu. ABC birer tam sayı olmak üzere bu ifade tek sayı belirttiğine göre. Ben parantezi alırsam daha kolay bulabilirim. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. A parantezini aldığımız zaman B artı C eksi 1 gelir. Ben bu sayıya tek sayı diyorsam. Demek ki hem buranın tek gelmesi lazım. Hem de buranın tek gelmesi lazım. O halde A kesinlikle tek sayı. Bunu biliyorsun. Şöyle bir durumumuz var. B ve C hatta şöyle yazalım. A, B ve C olsun. A kesin tektir. B artı C eksi 1 tek sayı geliyorsa B artı C kesin çifttir. Çiftse arkadaşlar bu teke tek de gelebilir. Tek çift ve çift de olabilir. İki durumu beraber inceleyeceksin. Bu iki durumu sağlayan ifade bizim için kesinlikle doğrudur. Bakalım. A tek sayıdır demiş. Doğru kesin doğru. B artı C çift sayı zaten bunu bulduk. A çarp B'nin buradan tek sayı ama alttan çift sayı geldiğine göre kesinlikle doğru olmadığı için cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Geldim 8. sorumuza. 6 faktörel n faktörüyle bölünmüş. n faktörüyle 24 faktörüyle bölündüğüne göre bunlar bir tam sayısı. ne alabileceği değerler çarpımını sormuş. Önce şöyle başlayalım. 6 faktöriyel bölen sayılar arkadaşlar 4 faktöriyel normalde 0 faktöriyel olabilir ama 0 faktöriyel buraya bölmediğinden dolayı ben n'e en az 4 diyeceğim. 4 faktöriyel yazarsak burasını böler. Bu katı da buraya da bölmüş olduğu için sıkıntı yok. n'e 5 diyebilirim. Yine böler. n'e 6 diyebilirim. Burada da sorunumuz yok. Sadece bunları alabilir. Bunların çarpımını benden sormuş. Çarptığımız zaman 4 çarpı 5 çarpı 6 120'ye eşittir. 120 de zaten 5 faktöriyeldir. O da yine C seçeneği gelecektir. 9. sorudayız. Yine böyle hani hataya açık bir soru değil de belki küçük bir yerde yanlış düşünebilirsin. Ama onun dışında kolay bir soru. Şimdi bize burada demiş ki pozitif tam sayı olmak üzere A, B, C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi biz bunu arkadaşlar en yakın yıla yapmak istedik ya da önce gel sorumuzu bir okuyalım. A yıl B ay C gün sonra böyle bir durum meydana gelecekmiş. A, B, C birer pozitif sayı olmak üzere en küçük değeri nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar biz bunu şöyle düşüneceğiz o zaman. Bunun en az 2222 olması lazım. 2222'den ben 2024'ü çıkardığım zaman 6, 8, şurası 9, burası da 198 gelir. Yani bizim C yıl A yıl sonra dediğimize göre A eşittir 198 olacak. Buranın hani 11 gelmesini istiyorum ya. 11 gelmesi için hani en az 11 gelebilir. O halde ben B'nin 5 olduğunu söyleyebilirim. Yine ben buranın 11 gelmesini istiyorum. Çünkü farklı dememiş bize. C değerini de arkadaşlar ne diyeceğim? 3 diyeceğim. İşte bunları topladığımızda 206'ya ulaşmış olacağız. O da D seçeneğidir. Başka bir yerde kafan karışmış olabilir. Kafası karışanlar, hata yapanlar varsa mutlaka yoruma gelsin. Onuncu sorudayız arkadaşlar. Ayşe tahtaya rakamları sıfırdan farklı ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir sayı yazıyor. Yani biz Ayşe'nin yazdığı sayıya A, B, C diyelim. Bircan Ayşe'nin yazdığı sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamların yer değiştirip bulduğu sayıyla. Yani uzan gel Bircan'ın yazdığı sayıya bakalım. Yüzler ve birler basamağını yer değiştirdiğimizde C, A, B olur. Bulduğu sayıyla Ayşe'nin tahtaya yazdığı sayı arasındaki farkı bulup tahtaya yazıyor. O zaman ben bunun ikisini çıkartayım. A, B, B C ve A'dan çıkarıyoruz tabii. C ve A'dan e, neyi çıkaracağız? A, B, C'yi çıkardığımızda çözümleyelim arkadaşlar. 100 tane C artı 10 tane B artı A eksi. 100 tane A eksi 10 tane B eksi C gelir. Şu B'ler gider zaten. 99 parantezini aldığımızda C eksi A kalmış olur. Yani bu da aslında kimin yazdığı sayı oldu? Bir canın yazdığı şey. Bircan aynı sayıyla çıkardık işte bu da Bircan'ın yazdığı sayı olmuş oldu. Bircan sayı ters çevirip yazdıktan sonra bir sayı elde ediyor. Ceren ise Bircan'ın yazdığı sayıyla yüzler ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştirip bulduğu sayıyla Bircan'ın bulduğu sayının toplamını tahtaya yazıyor. Şimdi Ceren de arkadaşlar Bircan'ın bulduğu sayı bu zaten. Onunla yer değiştirip yazıyor. Bakın sen burada hangi değeri verirsen ver atıyorum ben 2'ye kaç 3'e 1 vereyim? 3'e 1 verdiğim zaman bir canım bulduğu sayı kaç yapar? 198 yapar. Bir canım bulduğu sayı 198. Ceren'in bulduğu sayı ise bunların birler ve yüzler basamandaki rakamların yer değiştirilmiş hali. Ve bunları topladığımızda arkadaşlar 9. Buradan 8 gelir elde var bir ve 10.089 yapar gibi düşüneceksin. Ya da atıyorum 4'e 1 ver fark etmez. Yani ne yazarsan yazarsanız aynısı gelecektir onu anlatmaya çalışıyorum. 3 yaz artık arkadaşlar buradan 297 yapar. 297'yi de ben şöyle yapayım. 297 ile birler ve yüzler basamağını yer değiştirirsek 792 geldiğini toplarsak burası 9 geldi, burası 8, burası yine 10.089 gibi bir sayı gelir. Bakın yine arkadaşlar yüzler basamağı kesinlikle 0 gelecektir. O da A seçeneğidir. Yani ne yazarsan yaz, ne denersen dene, oradaki seçenek değişmeyecek. O da A şıkkıdır. Geldim 11. sorumuza. Şimdi yukarıda başvuru koşulları var. Başvuru koşullarının hangisine uyup hangisine uymadığını sormuş bana. Gel şuradan bakalım. Birinci koşul için eksi 4 ile x eksi 121 4 arasında. İkinci koşul için arkadaşlar eksi 3 ile dahil değil tabi bu y eksi 78 3 arasında. Biz eksi 171 hem sağ hem sol tarafa atarsak. 167 yapar. X yapar ve 175 gelir. Tabi bunlar dahil. Yine eksi -78 78'i diğer tarafa atarsak 75 gelir. Y gelir ve 81 olarak. Ben bunu düzenlemiş olurum. İkisini bulduktan sonra gel bunu bir şekilde yazmaya çalışalım. Yarışmaya uygun şartlara taşıyan hangisidir demişim. Şimdi Ali'ye baktığımızda 170 kilogram. Pardon boy 170 kilogramı 76. Boy uydu. Kilogram da uydu. Sorun yok. O zaman Ali'de sıkıntı yok. Ali geldi. Sema'ya bakalım. Sema'nın boyu 166. 166 uymaz. Neden? Çünkü 167'den büyük eşit olması lazım. Sema iptal. Sema iptal olduğu için ben Sema'yı almıyorum. Denize geldim. Denizin boyu 174. Denize baktığımızda boy kurtardı. Sorun yok. 82 kilosu var. 82 kilosu şuradan. Ee, bu da kurtar. Burada arkadaşlar baktığımızda Deniz 82'den... 80'in adet için 81'den az olduğundan dolayı pardon fazla olduğu için arkadaşlar Deniz'de olmaz diyorsun. Sadece Ali olan A seçeneği bizim için doğrudur. 12. sorudayız. Bir miktar para 5 kardeşi aşağıdaki paylaştırılıyor. Önce tüm kardeşleri eşit miktarda para veriliyor. Daha sonra en büyük kardeşi kendi payına düşen parayı kardeşlerin eşit olarak paylaştırıp son durumda en küçük kardeşin 600 lirası oluyor. Küçük kardeşten başlayalım. Birinci küçük olsun. Şöyle küçük olsun. 2 3 4 5 kardeş şurası da büyük olsun arkadaşlar. Bütün kardeşlere eşit para vereceksin ve en sonunda büyük kardeşe verdiğin parayı diğer dördüne dağıtacaksın. Diğer dördüne dağıttığından dolayı en büyük kardeşe 4x yani her birine biz 4x vermiş oldum ki büyük kardeşe 4'ü dağıttın. Şimdi ben bunu 4 tanesini dağıtırsam arkadaşlar demek ki ben buraya 5x birer tane x vereceğim. Buranın 5x, buranın 5x ve buranın 5x olduğunu söylemek durumundayım. Son durumda en küçük kardeş 600 aldığına göre en küçük kardeş burasıydı zaten. Ben buraya 600 dersem 5x eşittir. x eşittir kaç gelmesi lazım? 120 gelmesi lazım bu cepte. Tamam x 120 ise ilk durumda 5 kardeşin her biri kaç lira almıştır? İlk durumda aldığı para 4x'ti zaten. Yerine yazalım. 4 çarpı 120'den 480 lira para aldığını söyleyebiliriz. O da A seçeneğiydi. Geldim 13. sorumuza. Şimdi aşağıdaki grafikte bazı bölgelerin bulunduğu bölgeye göre gündüz ve gece sıcaklığı santigrat cinsinden verilmiş. Örneğin kırmızı bölgede bulunan bir yerleşim yerinde gündüz sıcaklığı bakın 20 ile 30 derece gece sıcaklığı 0 ile 10 derece aralığındadır. Burada sadece küçük bir hata var bize kapalı aralık istemiş ya hangi değerler arasında olabilir. İla demeseydi 30, 30 ve e, ya da 40 derece arasında demeseydi. O arasında sözü açık aralığa tekabül edebilirdi. Hani soru hatalı olsa buradan gelebilir bilginiz olsun. Yani şunu kapalı verse daha mantıklı olabilir. Ya da şunları açık verseydi şu AB'leri açık verseydi daha mantıklı olabilirdi gibi. Ama kapalı vermiş bizden kapalı bakıp ondan sonra yorum yapmamızı istiyor. ya buradan bakalım. Şimdi gündüz sıcaklıklarının bize demiş ki AB yerleşim yerleri mavi ve sarı renkli bölgelerde bulunmaktadır. Yani birisi şunu alacaksın buna a atıyorum buna da b de. Şunu şöyle yazalım. Bunu da b diyelim. Tamam. Bunların arkadaşlar tam tersine yazık ama olmaz, fark etmez. Gündüz sıcaklıklarının eee gündüz sıcaklıklarının alabileceği değerler kümesi buymuş. Biz bunun gündüz sıcaklığına bakalım. Şuna b diyelim ya yani karıştırmayalım. Yani şu b olsun, şu a olsun. Şimdi a için arkadaşlar gündüz sıcaklığı zaten 30'la şöyle önce şuraya gel gündüz yazalım. Gündüz 30 ile dahil dediği için bize de dahil aldık. Buna A diyelim. Buna da 40 demiş olduk. B'nin gündüz sıcaklığı ise eksi 20 ile B değer arkadaşlar eksi 10 arasındadır. Ve ben bunları topladığım zaman alabileceği değerler bunlardır. Bunların toplamı 10 ile A artı B diyelim. Gündüz sıcaklıkları 30 arasında gelecektir bu cepte. Yani o zaman ben A'ya 10 desem B'ye ne diyeceğim? 30 demiş olacağım. Geldik şimdi diğerine. Gece sıcaklığına bakalım. Gece sıcaklığında ise bizim şu yataylar önemli. Gece sıcaklığında arkadaşlar mavinin aldığı değerler eksi 20 ile ya da A diyelim buraya. Eksi 20 ile eksi 10 arasındaki değerlerdir. B değerleri de yine alırsak buradan 10 ile 20 derece arasında bir sıcaklık vardır. Ve ben bunları topladığımda eksi 10 ile A artı B dediğimiz değer kaça eşittir? Şurası 20. Çünkü şunu yanlış. Eksi 10 olacaktı. Evet. Eksi 10 ile 10 arasında gelecektir. Yani biz burada c değerine aslında eksi 10 desek. Şurası eksi 10 olsa burası da 10 olarak bulunacak. Bundan her birini topladığımız zaman eksi 10 ile 10 gider. Her biri geldiği zaman arkadaşlar 40 dereceyi bana verecektir. Hata yapmasına kolay bir soruydu. Geçelim 14. soruma. 14. sorudayız. Bir mantık sorusu aslında. Bir markette satılan 3 farklı ağırlıktaki ekmeklerin fiyatları aşağıdaki gibidir. Bu marketten toplam 500 gram ekmek alan bir müşterinin ödeyeceği ücret hangisi olamaz demiş. Şimdi biz toplam 500 gram ücret, e, toplam ekmek alacaksak arkadaşlar. 100 100 gramdan 5 tane ekmek alırız. O da ne yapar? 500 gram yapar. Yani bunun fiyatı 20 lira olduğundan dolayı şurası hatta şöyle yazayım ya. 100 gram, 200 gram ve 300 gram olsun. Toplam para miktarını yan tarafa yazalım. Buradan 5 tane ekmeği alabilirsin. 500 gram yapar. 5 ekmeği aldığın zaman bunların her biri 20 liradan arkadaşlar. Burası 20 lira. Bunun fiyatı 30 lira. Bunun fiyatı 35 lira yapar. Buradan benim ödeyeceğim ücret 5 kere 20'den 100 lira yapar. Pardon. 5 kere 20'den 100 lira yapar. 500 gramı tamamladık. Buna şöyle yapabilirsin. Buradan 4 tane, buradan 3 tane ekmeği alabilirsin. Buradan 1 tane ekmeği alabilirsin. 3 kere 2 60. 30'da buradan 90 lira para ödeyebiliriz. 90 liramız var gibi. Buradan yine e, kaç tane alabiliriz? 2 tane alıp buradan 1 tane alabiliriz. 35. 40 daha 75 lira para yapar. Bu da var sıkıntı yok. Sonra geldik diğerine. Buradan arkadaşlar e, yine 1 tane ekmek alıp 100 gram yapar burası. Buradan 2 tane ekmek alabiliriz. Buradan 2'ye 1 ekmek alırsak 20 buradan yapar. 60 da buradan yapar. 80 lira para yapar. Onu da tamamladık. Sorunumuz yok. Sonra buradan bir tane ekmek alıp buradan da bir tane ekmek alabilir. 30 da 35 topladığımız zaman 65 yapar. Burada da sorunumuz yok. Ama 70'i veren bir seçenek yok. O da B seçeneğiydi. Geldik buraya. Bu en son yıl çıkan ya yani sorusuna çok benzer. Evet Meysoy sorusuna çıktı muhtemelen. Ona çok benzer bir soru. Güzel hazırlanmış. Üslü sayı sorusu aslında kesir problemlerinde karşıma çıkmış. Bir havuzdaki suyu temizlemek, temiz tutmak için kullanılan filtre sistemleri kullanılmaktadır. A ve B sistemlerin her bir filtreden geçen suyun kirlilik oranları %30 ve %x azalmaktadır. Yani ben buradan giriyorum. Her birine %30 azalarak çıkıyorum. Yani ben %30 azalırsam buradan geçen filtrem %70 bölü 100'ü geçiyor. Buradan yine 70 bölü 100'ü geçiyor. Yine buradan 70 bölü 100'ü geçiyor. Yine buradan 70 bölü 100'ünü alıp yukarıya atıyorsun. Yani 100, 100, kilogram kirli suyun var. Bunun %30'u kalıyor. %70'i geçiyor. Yine ikinci de yine %30 kalıyor. %70'i geçtiği için ben bunu %70'ini alıyorum. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bunların miktarı A olsun. Bunun miktarı yine A olsun. Kirli olan miktarı A çarpı. Ben bunun 70 bölü 100'ünü alırsam 4 defa fit dediğim için 4 diyeceğim. Eşittir. Burada arkadaşlar yine miktarım a'ydı. Bu da %2 tane filtrem var. 2 tane filtremin her birine %x azalmış ama %x azaldığı için ben geçen miktarı şöyle hesaplayacağım. eksi x bölü yüzün karesi şeklinde hesaplayacağım. Yani şurayı karıştırma bu geçen miktar. Geçen polen sayısı ya da geçen miktar diyelim oraya gibi. Şunları gel sadeleştir zaten gitti burası. Bunun ben arkadaşlar şöyle 70'in dördüncü şunları ikiye bölersem bakın 2 geldi. 70'in karesi 4900 yapar bölü alt tarafta 10.000 geldi eşittir. Buradan 100 eksi a bölü 100'ü yazmış olduk. Sadeleştirelim bu 2 0 gitti bu 2 0 da giderse. 49 eşittir 100 eksi a gelirse a'nın ben 51 olduğunu söyleyebilirim. O da arkadaşlar e seçeneğidir. Dediğim gibi çok lezzetli ve güzel bir soruydu. 16. soru da güzel hataya açık bir soru aslında. Başlayalım. Çalışma günlerinden 8'er saat çalışan iki kişiden her biri her seferinde 3 gün çalışıp bir gün dinlenmekte. Diğer her seferde 5 gün çalışıp diğeri ise her seferde 5 gün çalışıp bir gün dinlenmektedir. Bu işçilerin aynı anda çalışmaya başladıkları bilindiğine göre çalışmaya başladıkları günden itibaren en erken kaçıncı günün sonunda bu işçilerden birinin çalıştığı süre diğerinden 48 saat fazla olur demiş. Şimdi biz burada arkadaşlar şöyle diyelim. Birinci işçi için yapalım ve ikinci işçi için başlayalım. Birinci işçi 3 gün çalışıp bir gün dinleniyor. Toplamda bu ne yaptı o zaman? 4 günde. 4 günde kaç saat çalışmış olacak? E, 8 kere 3, 24 saat çalışmış olacak. Aynısına gel bakalım. Bu da 5 gün çalışıp bir gün dinleniyor. Burası da arkadaşlar toplam 6 günde kaç saat çalışacak? 5 saat ya 5 saat demişim. 5 kere 8 e, 40 saat çalışmış olacak. 40 saat çalıştık. Şimdi burada geçen toplam kaç günümüz var? 4 günümüz var. Buradan geçen toplam 6 günümüz var. O halde ben şöyle diyebilirim. Bu 12 günde 12 günde 3 ile çarparsak 72 saat çalışıyorsa bu arkadaşımız bunu 2 ile çarparsak 12 günde kaç saat çalışacak? 80 saat çalışacak. Şu aklıma gelebilir. Buna bunun farkı nedir arkadaşlar? 8 saat. Yani 12 günde 12 günde 8 saatlik fark varsa 8 saatlik fark var ise Şimdi sen direkt 72'ye düşebilirsin. 72 değil. Duracaksın. Neden 72 değil hocam? bizden kaç saat olsun? 48 saat fazla çalışsın mı diyorsun? Yani aslında 48'i 48'i 8'e böldüğümüz zaman 6 fark 6 periyot geçmesi lazım değil mi? 6 periyot olması lazım. Biz ona bakmayacağız. Biz şuna bakacağız. Totalde 60 gün geçsin. Hani bir, bir eksiğini düşünelim. 60 günde 60 güne biz bunu 5 ile çarparsak arkadaşlar 40 saatlik fark var. Fark var. Şimdi en erken dediği için orada biraz duracağız. Aynı anda en erken bak cümle önemli. En erken dediği için durduk. 60 gün bitirdik. Şimdi bu arkadaşımız aradan 4 gün geçerse yani 64 günde birincisi toplam 3 gün çalıştı bir gün dinlendi. 3 gün çalışırsa ne kadar fark yapar? Toplam artı 24 saat çalışmış olur. 64 günde arkadaşlar bu 4 gün çalışacağından dolayı 32 saat çalışmış olur. Yani buradaki aradaki 8 saatlik fark ikinciden de gelecek. Yani 64 gün sonunda biz o 18 saatlik farka ulaşmış olacağız. Onun için en erken 64 olur. Yani 72 olabilir, olabilir ama bizim için en erken geldiği saat dediğimiz çık A seçeneğiydi. Geldik buraya. 17. sorumuz. X adet serisi bundan bir masal kitabının kahramanı Birce'nin her evet Birce'nin her kitapta 2 ya da 3 farklı arkadaşıyla yaşadığı maceralar anlatılmaktadır. Kitaplarda toplam y arkadaşı olan macera yaşayan Birce'nin iki arkadaşıyla yaşadığı maceraların anlatıldığı kitap sayısı 3 arkadaşıyla yaşadığı maceraların anlatıldığı kitap sayısının yarışsıdır Yani iki arkadaşının olduğu kitaplar varmış bir de 3 arkadaşının olduğu kitaplar varmış. 3 arkadaşının olduğu kitaplara 2A desek 2 arkadaşının olduğu kitaplara da yarısı olduğu için kitap sayısını A diyeceksin. Birce her bir arkadaşıyla sadece bir masalda macera yaşadığına göre sorun yok. X artı 66'dır x dediğimiz şey nedir arkadaşlar? x adet serisi a buradan 2a da vursan 3a olacaktır. y nedir? Toplam y de evet e, kitaplara toplam y arkadaşıyla macera yaşamış. Burada iki, her kitapta 2 arkadaşıyla yaşadığına göre a kitapta 2a da yaşar. Burada da arkadaşlar 3 kere 2 6a arkadaşıyla macera yaşamıştır. Toplarsak bunu 8a yapar. Bunların toplamının ben 66 olduğunu biliyorum. Yani 3A artı 8A eşittir 66 geliyorsa 11 çarpı A 66 yapar. A'ya ben buradan 6 diyebilirim. Yani A 6 ise Birce'nin iki arkadaşıyla macera yaşadığı kitap sayısı zaten A'ydı. Biz buradan arkadaşlar A'yı 6 çıkarmış olduk. O da B seçeneğidir. Geldim 18. sorumuza. 18. sorudayız. K, L, M, N, P sınıflarının her birine eşit sayıda öğrenci olup bu sınıfların birinde 5 yaşında diğerlerinde 6 yaşında öğrenciler vardır. K, L, M, N, P sınıfları sırayla 1, 2, 3, 4, 5 öğrenci seçilerek 15 kişilik ekip oluşturulmuş. Tamam. Oluşan bu ekipteki yaşları toplamı 86 olduğuna göre 5 yaşındaki öğrencilerin bulunduğu sınıf hangisidir diye sormuş. Şimdi bak ben şunu şöyle düşüneceğim. Bunların her biri 6 yaşında öğrenciler olsun. Yani Öyle düşünelim. Her birinden her birinden 6 yaşında öğrenciler alınsın. Her birinin 6 yaşındaki öğrenciler gibi düşün. Bir tanesi eksik olacak ki o eksiği sen direkt tahmin edip çıkarabileceksin. Bunlardan bir tane aldığına göre bu 6 yapar zaten. Burası 12 yapar. Burası 18 yapar. Burası 70'i 24 yapar. Burası da arkadaşlar 30 gelmiş olur. Bunları topladığımızda 36 36 72 90 yapar. Tamam. Yani bunların her biri 6 yaşında olsaydı ve ben bunların her birini 6 yaşında gibi kabul edip alsaydım Yaşları toplamı 90 yapacaktı ama yaşlar toplamı kaç gelmiş? 86 gelmiş. O halde şunu diyeceksin. 90'dan ben 86'yı çıkarırsam 4 yaş eksiğim kaldı. Eksik kalır. Şimdi bu 4 yaş eksik nerede kalacak aslında? Ona bakalım hani 4 kişi seçiyorum ya demek ki şu 4 kişi seçtiğim sınıfın her bir yaşının bir eksi olduğuna göre burada kalmış olacak. Demek ki bu sınıfım arkadaşlar N sınıfıdır. Yani 90 çıkması yerine 86 çıktığı için o eksiklik 4 kişi olan sınıftan gelecektir. O da arkadaşlar D seçeneğinde mevcuttur. 19. soruyla devam edelim. Ali yanlış öğrenme sonucu bir sayının yüzde %2'sini hesaplarken x'e bölmektedir. Yani aslında Ali'nin doğru yaptığı şey. Ali'nin doğru yaptığı şey A çarpı X bölü 100 iken Ali'nin yanlış yaptığı şey A bölü X'miş. Bunları böyle kodlayacağız. Tamam %5'in hesaplığında Ali'nin pozitif bir sayı %5'in hesaplığında bulduğu sonuç doğru sonuçtan büyük olur. Pozitif bir sayısı arkadaşlar. %5'ini biz Ali'nin bulduğu sonuç şöyle hesaplayacağız. A bölü 5 olarak hesaplayacağız. Doğru sonuçsa A çarpı 5 bölü 100'dür. Yani buradan A bölü 20 gelir. A bölü 5 A bölü 20'den daha büyük olduğu için yani sonuç doğru sonuçtan büyük olur demişiz. Doğru sıkıntı yok. %10'lu bulduğu sonuç doğru sonuca eşittir. Gerçekten doğru mu? A çarpı 10 bölü 100 diyelim. Burası A bölü 10 gelecektir. Biz yine gelip bunu A bölü 10 yaparsak bunlar birbirine eşit geldi. Burada da bir sıkıntımız yok. Bu da doğru. %20'si hesaplarken bulduğu sonuç. Doğru sonuç A bölü %20 yaparsa A bölü 5 gelir. Doğru sonuçtan büyük olur demiş. Doğru sonuç A bölü 20 değil mi? Bu da doğru sonuç daha büyük gelecek. O halde bu yanlıştır cevabımız. 1 ve 2 olan C seçeneğiydi. Geldik buraya. 20. soruda bir iş yerinde çalışan Asım Bahri ve Ceylan. Şirket için tarafından 15 dakikalık online eğitim videosu tanımlanmıştır. Videonun ayrı ayrı izlenme süreleri verilmiştir. Yukarıda verilen süre çubuğundaki sol tarafında yazan eksi ne kadar varsa bitmesine kalan süreyi yoksa izlenen süreyi ifade etmektedir. Üçünün de izlediği toplam video süresi bir video süresinin kaçta kaçına eşittir? Yani bir video süresi 15 dakika. Ise onun kaçta kaç olduğunu bulacağız. Şimdi burada A'nın izlediği video süresi arkadaşlar 3 dakika 20 saniye. Bahri'nin izlediği video süresine bakarsak şimdi 5 dakikalık videosunu izlemiş. Yani ben 15'ten 5 30 çıkarırsam buradan 9.5 kadar yani 9.30'luk bir süresini izlemiş. Ceylan ise şöyle yapacağız Ceylan içinde. 15'ten ben 11.20'yi çıkarırsam çıkardığımız zaman 40. Buradan da 3.40'lık videoyu izlemiş olacak. 11.20'yi çıkardığımızda. Burada izlenen süreleri bulmuş oluyoruz. İzlenen sürelere bakarsak zaten 60'tan 30 yapar. Elde var bir 10, 16 yapar. 16, 30 izlenmiş. İzlenen süremiz bu. Üçünün izlediği toplam video süresi bir videonun kaçta kaçını eşittir demiş. Yani biz ne yapacağız o halde? O halde burada izlenen bölü tümü diyeceğiz. Tümü derken bir tane videodan bahsediyoruz. Bundan her birini saniye cinsinden yaz istersen daha basit olur. Burası 15 dakikaydı 60 saniye yapar bölüm. Burası 16 çarpı 60 artı 30 saniyeyi dışarıdan eklemiş olduk. Ben burayı e, istersen 30 parantezin al daha mantıklı olur. Buradan 16 çarpı 2 artı 1 kalır bölü. Alt taraftan da arkadaşlar 15 çarpı 60 gelir. Zaten şunları sadeleştirirsek 2 yaptı. Yukarının düzenlenmesi 33 bölü. Alt tarafta kaç geldi? 30 mu geldi? 30 geldi. 3, 3 ile sadeleştirirsek 11 bölü 10 olarak bulunur. O da E seçeneğidir. Geldim 21. soruya. Bir mantık sorusu aslında. Düzenlenen bir spor etkinliğinde en fazla 15 en az 25 yaşındaki sporcular katılabilmektedir. Tamam, yaşları iki basamak ve birbirinden farklı olan sporcular. 5 sporcu etkinliğe katılmak istemiş. Fakat sporculardan birisi 15 yaşından küçük, diğeri 25 yaşından büyük olduğu için Sporcuların 3'ü etkinliğe katılabilmiştir. diğer ikisi katılamamış. Bu gruptaki etkinliğe katılanların ve katılmayanların yaş ortalamaları birbirine eşit olduğuna göre etkinliğe katılmayan sporcunun yaşı hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu ortalamamız 15 ile 25 arası olacak. Yani 3 tane sporcunun ortalaması, 3 sporcunun ortalaması yaşları 15 ile 25 arasındaysa 15 x diyelim. Şuna ortalama diyelim. 25 arasında olacak. O halde bizim şu katılmayan sporcuların da yaşlarının ortalaması 15 ile 25 arasında olacak. Yaşların ortalaması 15 olduğunu düşünürsek ve 25 olduğunu düşünürsek ne gelebilir onlara bakalım. Yaşların ortalaması 15 gelecekse yaşların toplamı 30 gelir. 30 gelmesi için arkadaşlar buranın 18 olması lazım. Buranın da yaşların toplamı 50 olması için 38 gelmesi lazım. Yani diğer arkadaşımız 18 ile 38 arasındaki yaşlarda olabilir. Yani ben buna 25'ten büyük bir yaş verebilirim katılmayacak şekilde. 25'ten büyük yaş verdiğim için 26 verebilirim. 30 37'ye kadar değer verdiğim için bu olur sorun yok. Yine yaşlarının toplamının, yaşların ortalamasının ben 15 gelmesini istiyorsam eksi 6 gelir. E zaten 0, 2 e, basamaklı olduğu için başlatabiliriz. Burada en yükseğe bak 14 diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani ben buradan birinin yaşı 36 ise 14, al 13 alabilirim, 12 alabilirim gibi. Bu da sağlar. Sorunumuz yok diyoruz. Yaşların ortalaması 40. Zaten 15 gelme ihtimali yok. Ama 25 gelmesi için arkadaşlar buranın minimum 10 olması lazım. Yani yaşları birbirinden farklı olduğu için ve 25 en fazla 25 yaşındaki sporcu olabildiğinden dolayı 10 yaşından küçük gelmesi lazım. 10 yaşından küçük gelmesi için 9, 8 vesaire alması lazım. Yaşları iki basamaklı ve birbirinden farklı dediği için ben bu seçeneği ellerim. Yalnızca 1 ve 2 olan C seçeneği elimde kalır. Onun için 9 ve 8 geldiği için onu almamış oldum. 22. sorudayız. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya mod denir ve en büyük değer ile en küçük değer arasındaki açıklık denir. 10 kişilik bir sınıftaki bir sınavdan aldığı puandan oluşturduğu veri grubu verilmiş. Tamam bir hatadan dolayı veri grubundaki bulunan Sena ve Dileğin sınavdan aldıkları puanlar onar puan atılınca mod ve açıklık değerleri değişmiştir. Sena ile dileğin, sınavdan aldığı puanlara onar puan eklendikten sonraki toplamı ne olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bunun açıklığı değiştiyse ilk ve son kısım mutlaka değişmiştir değil mi? Yani atıyorum Sena'nın aldığı puan buradan 100, 100 olmuşken 10 puan arttıldığı zaman hani 70'ken 70'i 10 puan arttırdığım zaman ben 80 yaparım. Demek ki burası 80'e dönüşmüştür ve bunun modu ve açıklığı değişmiştir. Yani biz en son puana bakarken %80'i topladığımızda 180 diyebiliriz. Bu oldu, sorun yok. Yine aynı mantıkla hani ben 100'ü değil de bunu değiştireyim. Yani açıklığımız attığı en küçük değerimiz 60 olsun. Yine biz bunu 10 arttırdığımız zaman modu 80 geleceğine göre 60'a 80 de diyebilirsin. Burada da sorunumuz yok. Yani 140 da olabilir. Sıkıntı yok. Ama 160'ı veren bir ifade ben görmedim. Çünkü birine 70 demek durumundasın. 160'ı vermesi için diğerine 90 diyeceksin. 90 dediğin zaman modu yine pardon. Kaç 80 yaptık? 80 dememiz lazım. 80'i zaten değiştiremezsin. Yani azaltman lazım 90'ı. Onun için iki tane seçenek olan 1 ve 3 doğru diyeceksin. Geçelim 23'e. 23. E. 23. soruda A ve B şirketlerine işe alım başvurusu yapan kişi sayısı sırasıyla 5 üzeri X ve 3 üzeri Y'dir. A şirketi ilk gün başvuru yapan kişilerin 3 bölü 5'ini, B şirketi 1 bölü 3'ünü eliyor. Sonraki günlerde ise kalan işçi sayısının aynı oranda eleme yapılarak şirkette katılacak kişi sayısı belirlemeye çalışılıyor. X gün sonra A şirketinde kalan kişi sayısı Y gün sonra kişi sayısının çarpımı 64 olduğuna göre. Şimdi bak burada hani demin bir filtre sorusu var ya ona benziyor. 3 bölü 5 ve 1 bölü 3'ü eleniyorsa demek ki arkadaşlar A şirketinden 3 bölü 5'i elenir ise 2 bölü 5'i kalır. Mantık bu. B şirketinde 1 bölü 3'ü elenir ise 2 bölü 3'ü kalır diyorsun. Hocam biz buradan nereye ulaşacağız? O zaman şuna ulaşacağız. Atıyorum burada 2 bölü 5'i kaldı. Ee, A şirketinde 5 üzeri x tane çalışan var. 2 bölü 5'i kaldı ve x gün devam etti bu eleme işlemi. Çarpı. Yine diğerinde 3 üzeri y tane işçi var. Ve bu eleme sistemi arkadaşlar 2 5'i 2 bölü 3'ü kaldığı için y gün devam etti. Ve bunların çarpımı 64 olarak bulundu. Bu işlemi yaparsak ikisi arasındaki bağıntıyı çıkarmış oluruz. E zaten tabanlar üstler aynısı tabanları çarptığımızda buradan 2 üzeri x geldi. Yine tabanları çarptığımızda 2 üzeri y eşittir 2 üzeri 6 geliyorsa tabanlar aynısı üstleri topladığımızda arkadaşlar x artı y'nin 6 olduğunu söyleyebilirsin bu cepte. Şirkette ikisi x'ine de işe başvuran kişi sayısı olmadığına göre başlangıçta başvuran kişi sayılarının toplamını sormuş. Başvuran kişi sayıları neydi arkadaşlar? 5 üzeri x artı 3 üzeri y'di değil mi? Ben buradan gel değer vereyim. Atıyorum x'e kaç verebilirsin? 4'ten başla. Çünkü en fazla 625 var. 4 ve 2 verdiğimiz zaman 5'in 4. kuvveti artı 3'ün karesi 625 artı 9'dan 634 geldi. Sorun yok oldu. Aynı mantıkla şu birinci durumda. Geldik ikinci duruma. Ben buraya 3'e 3 verebilirim. Yani 5 üzeri 3 artı Kaç yapar? 3 üzeri 3 yapar. Buradan 125 artı 27 dediğimizde 152 gelir. Burada da sorun yok oldu. En son ne diyebilirim? Şu ikinci durumdu bizim için. En son 2'ye 4 diyebilirim. 2 verdiğimiz zaman buradan 5'in karesi 25 artı 81 gelir. Bunları da topladığımızda arkadaşlar 106 yapar. Burayı da sağlamış oluruz. Başka değerleri vardır ama bizden bu 3 değer istediği için 3'ünü yazar. Olayı bitiririz. O da E seçeneğiydi. Geldim 24. sorumuza. Şimdi dik koordinat düzleminde A birleşim B çarpı A kesişim B'nin elemanları verilmiş. O halde ben direkt A kesişim B'ye şu iki eleman ya da 2 4 diyebilirim. Aynı mantıkla A birleşim B'ye de arkadaşlar 1 2 3 4 5 deyip kapatabilirim. A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından fazla. Biz burada bir Venn şeması oluşturalım. Kümeleri böyle bir yazalım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Bundan ortak kesişimi 2 ve 4 olsun. 2 ve 4'ü attıktan sonra 3 eleman kalacak. Demek ki ben 2 tanesini buraya yazacağım. Bir tanesini de buraya yazmak durumundayım. İkisini ve birini yazdık. A kümesinin eleman sayısı B kümesinden fazla sorunumuz yok. Bitti. Sonra A kümesinin B kümesinin elemanlarının toplamı A kümesinin elemanlı sayısından büyükse Kesinlikle hani kalan elemanlardan 5'i buraya yazarsın. 1 ve 3'ü buraya yazarsın. Başka bir ihtimalin yok. Hepsini bu şekilde yazmış olduk. A kümesindeki elemanların toplamı kaçtır demiş. E zaten A kümesinin elemanlarını ben şimdi sen sana sırayla yazayım. 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. Bunları topladığımızda 1 artı 2 artı 3 artı 4 seçeneğinden 10'a ulaşmış olacaksın. O da arkadaşlar D şıkkıdır. 25. sorudayız. Efe 2 kilometre uzundaki koşu pistinin tamamını sabit hızla koşmak istemiş. Yol boyunca eşit uzunlukta her mola 1 dakika dinlenmeyi planlamıştır. Yolun tamamını x eşit parçaya bölüp mola durakları oluşturan Efe saat 11'de sabit 40 kilometre hızla koşmaya başladıktan saat 12.09'da pistin sonuna geliyor. Şimdi bizim şöyle bir pistimiz var değil mi? Pistimiz arkadaşlar 2 kilometre ya da 2000 metre. Ben bu 2000 metreyi 40 metre bölü dakika hızla koşarsam arkadaşlar böldüğümüz zaman burayı 20 tane durak yani 20 tane aralık mı olacak? 20 pardon, böldüğümüz zaman 50 dakika yapar. Yani ben buradan buraya 50 dakikada ulaşmış olacağım. Mantık bu. Sonra 40 dakika başlamış ama bu şöyle bir durum var. 11'de başlayıp 12.09'dan 11'e ulaştığına göre 1.09 gelecek Ya da arkadaşlar. 69 dakika sürüyor. normalde 50 dakikada ulaşması gereken yere bu arkadaşımız 69 dakikada ulaşıyor. O cepte kalsın. Daha sonra 12.20'den geri dönerek başladığı noktaya doğru ilerlemek isteyen Efe yolu Y eşit parça ayırarak mola duraklarını oluşturuyor. Buradan da arkadaşlar 13.25'te pistin sonuna denk geliyor. Onun için şöyle bir pist çizelim. Bu da giderken olsun. Yine buradan kaç dakikada gidecek? Ee, yine 69 dakikada gidecek. Ee, pardon 69 demişiz. Yine 50 dakika sürecek yolumuz. 50 dakika sürecek ama 13 12.20'den başlayıp 13.25'e kadar 65 dakika yapar. 65 dakikayı çıkardığımızda 15 tane durak var. Burada da arkadaşlar 69 dakikadan gittiği için 69'dan 50'yi çıkarırsak 19 tane durak var. Yani biz aslında buradaki her birini 15 tane durak parçalamış olacağız. Yani şu kırmızıların sayısı 15. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bu kırmızılarımızın sayısı kaç tane? 19 tane. O zaman ben bunu 20 parçaya bölmüş diyebilir miyim? 19 tane aralık varsa burada arkadaşlar 20 tane parça var. Burada 15 tane durak varsa burada da arkadaşlar 16 tane aralık var. Aralık var. Biz her bir aralığın kaç kilometre olduğunu bulabiliriz. 2000'i 20'ye bölersem bunlar giderse 100 metre. Yani buradaki her bir aralığım 100 metre olarak karşıma çıkar. Yine ben 2000 arkadaşlar 125'e bölersem buradaki her aralığımızın 125 olduğu karşıma çıkar. Yani şundan her biri 125'miş. Dönerken ve gelirken ikisinin çakıştığı noktaları ya da verdiği durakların kaç tanesinin aynı olduğundan bahsetmiş. Birisi 100 metre, diğeri 125 metre aralıklardaysa arkadaşlar biz ekok 100 ve 125'i alırız. İkisinin ortak katı olan bu da zaten 500 olarak bulunur. Yani her 500 metrede bir bunlar aynı noktada gelirken de ve giderken de karşılaşacaklar. O halde birincisi 500 olursa 1000 olabilir ve 1500 olabilir. E zaten biz sonları ve başları durak kabul etmediğimizden dolayı Üç tane durakları aynı ana denk gelecektir. O da B seçeneğidir. Belki de sınavın en zor sorusu buydu. Hani ikisini oranlayıp bulma noktasında. Bunu da böyle halletmiş olduk. Şimdi 26. soru. Ya bu da zor bir soru. Hani Zor dediğim uğraştırıcı bir soru. Hepsini teker teker denemen lazım. Hepsini teker teker bulman lazım. Matematik öğretmeni Ayşe Hanım yaptığı sınavda öğrencilerine hem kendi isimlerinin hem de doğum ilinizin harflerini eleman olarak içeren bir küme yazarak bu kümenin elemanlarının sayısını bulunuz demiş. Tamam. Yani biz atıyorum Miray yazdığımız zaman Miray'la Sakarya'nın e, harflerini oluşturduğumuz zaman orada bir küme oluşturacağız. Onu söylemeye çalışmış bize. Sınava giren Mira, Yiğit ve Sercan'ın verdiği doğru cevaplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu cevap yani bu önerme yanlışmış. Bu önerme yanlış oldu. Ben P'ye 0 derim. Burada 100 kuralından arkadaşlar Q'nun 1 gelmesi lazım. R'nin de 0 gelmesi lazım. Şimdi burada Miray'ın cevabı 7'dir. Miray'ın cevabı 7 değildir. 7 olan şıkları eleyeceksin bu bir. 7'in cevabı asal rakamdır. Bu doğrudur. Asal rakam olmayanı eleyeceksin. Sercan'ın cevabı iki basamaklı bir doğal sayıdır. 2 basamaklı ise eleyeceksin. Çünkü yanlıştı. Bunlara dikkat edersen sorun kalmaz. Biz doğru cevap üzerinden yürüyelim. Doğru cevap E şıkkıydı. Şimdi gel birinciye bakalım. Miray'ı oluşturalım. Önce e, Miray'ın oluşturduğu küme. Şu E şıkkıyı yapalım arkadaşlar. Miray için yaparsak. Miray'ın oluşturduğu küme M var. Sonra I var. Sonra R var. Sonra A var. Sonra zaten Y var. Bunların hepsi ayrı ayrıydı. A yazdım. Y'yi yazdım. Sonra D var arkadaşlar. Virgül. Sonra I var. Tamam. Sonra zaten N var. Onu da yazmış oldum. Bunların her, her birini farklı farklı yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 olmadığı için geldi bakın. Sorun yok. Yine geldik hangisi için? Yiğit için yazalım. Yiğit için gerçekten Cevabı asar rakam mı ona bakalım. Yiğit için G ile başlıyorsun. İ ile devam ediyorsun. G'yi yazdın. İ'yi tekrar yazmana gerek yok. T'yi yazdın. M'yi yazdın. A'yı yazdın. Sonra arkadaşlar. L'yi yazdın. Sonra A'yı yazmıştım zaten. T'yi yazdık. Sıkıntı yok. Y'yi yazdık. Tekrar bitti. Bu kadardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hata mı yaptık? Ha, T'yi iki defa yazdık. Şu T yoktu. Buradan 7 geldi. Asal rakam olduğu için bu da tuttu, sorun yok. Ve Sercan cevabı iki basamaklı bir doğal sayıdır. İki basamak bir doğal sayı olmayacak. Onun için Sercan da tutarsa sorun yok. Sercan'ı gel yazalım. E ile başladık, E ile devam ettik. Sercan R oldu, C oldu, A oldu, N oldu. 5 tane geldi. G'yi yazdık, sorun yok. İ'yi yazdık, sorun yok. R'yi yazmıştım, E'yi yazmıştım, S'yi yazmıştım. U'yu yazacağım tekrar. Neyi yazdığım için bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane geldi. Bu da zaten iki basamaklı olmaması lazımdı. Olmadığı için cevabımız E seçeneği olarak çıkar. Geldim 27. soruya. Burada arkadaşlar fx, g bileşki f ve f bileşki g fonksiyonlarını oluşturup çıkarıp 5'e eşitleyeceksin. Başlayalım hadi. G bileşke f fonksiyonunu oluştururken o da eşittir. G bileşke içine f yazacaksın. ax artı a eksi b diyeceksin. Sonra ben burada arkadaşlar g yerine b çarpı a x artı a eksi b artı b eksi a dersem düzenlemem lazım. Burası a b artı a b eksi b'nin karesi dağıttım. Artı B eksi A gelmiş oldu. Burada dursun. Geldim ikinci seçeneğime. İkinci seçenek de F bileşke G idi. F'i zaten yazdık. G dediğimiz değerde bx artı B eksi A gelecektir. Tekrar ben burada arkadaşlar. E, evet B yazdım. Bunu A çarpı B x artı A eksi. Bx artı Evet şunu yazdık. Bx artı b eksi a olarak yazarsam hata yapmama dikkat edelim. Artı f yazdığım için buraya da arkadaşlar a eksi b demiş oldum. Yukarıyı yazdım. Tekrar ben bunu dağıtırsam ab x artı ab eksi a'nın karesi artı a eksi b olarak bulunacaktır. Sonra biz bundan bunu çıkardığımız zaman kaç çıkmış 5 çıkmış çıkartalım. Birinci seçeneğimiz arkadaşlar abx. x. Artı ab eksi b'nin karesi artı b eksi a geldi. Sonra eksi. Bunları ben eksi ile çarparsam ab x oldu. Eksi ab oldu. Artı a kare. Başka x var mı yok. Artı a kare. Sonra eksi a artı b eşittir 5 diyeceksin. Sonra gel buradan düzenleyelim. Şu ab x'ler gitsin. Sorun yok. Eksi ab ile artı ab'ye gitsin. Sıkıntı yok. Burada arkadaşlar ne kaldı? a kare eksi b kare. Evet. Başka ne kaldı? E, artı 2 parantezinde b eksi a eşittir 5 gelmiş oldu. Tekrar ben bunu e, b eksi a parantezinde alırsam. Yani şunu şöyle açtım. a eksi b çarpı a artı b olarak açıp artı 2 tane b eksi a olarak yazarsam şöyle eşittir 5 diyeceğim. Sonra ben bunu bx a parantezine alırsam ya da a eksi b'ye alayım. a eksi b parantezini aldığım vakit şöyle bir şey gelecektir buradan. a artı b eksi 2 eşittir 5 gelmiş oldu. Şunu diyeceksin. Buranın kesin 1 gelmesi lazım. Pozitif sayı olması için buranın da arkadaşlar 5 gelmesi lazım. O halde ben a eksi b'ye 1 dedikten sonra a artı b'nin de 7 olduğunu söyleyebilirim. Bunları taraf tarafa topladığımızda a'nın 3 geldi. A'nın 4 geldiğini, B'nin 3 geldiğini söyleyebilirsin. Bizden f istemiş. Gel şimdi yerine yaz. 4x. Bunları çıkardığımız zaman artı 1 yapar. Bizden f2 istiyor. F2 de arkadaşlar 9'a eşit gelecektir. O da e seçeneğidir. 28. sorudayız. Aşağıdaki verilen ayı, kedi, tavuk oyuncaklarının birer adetlerinin fiyatları 1000 lira. 750 lira ve 500 lira olarak verilmiş şurası 1000 lira burası 750 lira buranın da Arkadaşlar ben 500 olduğunu söyleyebilirim dört tane seçiliyor seçti oyuncakların ortalama fiyatları 750 ise yani toplam bölü 4 eşittir 750 geliyorsa demek ki arkadaşlar oyuncakların toplamı 3000 liradır yani biz 3000 liralık dört tane oyuncak seçeceğiz bu nasıl oluşturabilirsin İki tane ayı seçebilirsin. 2000 liradan e, iki tane ayı seçtik. Bir tane kedi seçebilir. E, i̇ki tane ayı seçtik. Kaç yaptı? 2000 lira yaptı. Toplam 3000 lira olması lazım. İki tane tavuk seçebilirsin. Bitti. Sonra iki tane kedi seçebilirsin. İki kedi yaparsan 1500 lira yapar. Bir tane ayı seçebilirsin. E, 1500 lira. 2500 lira. Ve bir tane de tavuk seçebilirsin. 3000 lira olabilir şimdi olasılığını sorduğu için bunlar gelebilir. Ben olasılığı yazayım o halde. İstenen bölü tümü. Tüm durum zaten 4 tanesini seçeceksin. 8'in 4'lüsü. İstenen durum da şunlar. 2 tane ayı seçme ihtimalinin 3'ün ikilisi çarpı. 3'ün ikilisi diyorsun. 2 tane tavuk seçtin. 2 tane kedi seçme ihtimali 2'nin ikilisi. Ayı seçme ihtimalin 3'ün biri. Tavuk seçme ihtimali 3'ün biridir. E zaten buradan 9 tane durum geldi. Buradan da arkadaşlar yine 9 tane durum geldi. 18 burası yaptı. 8'in 4'lüsüne bakarsak o da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 24 yapar. Sadeleştirdiğimizde 4 sadeleştirdiğimizde 2 geldi. Bunda yerine yazdığımız vakit 70 yapar. Bunu da 2'ye, 2'ye bölersek 9 bölü 35 olarak çıkacak. O da B seçeneği olarak bulunur. 29. sorudayız. Ece, Aslı, Sıla, Sena ve Ela yan yana düz bir sıraya boyunca sıralanacaklardır. Buna göre bu sıralamada sıralamanın uçlarında bulunan kişilerin isimlerinin A harfiyle başlaması yani Aslı var başka yok herhalde. Ee, diğerlerinin ise A harfiyle bitmesi ne gelebilir buraya? Sıla gelebilir, başka Ela gelebilir, başka arkadaşlar Sena gelebilir. 3 tane ihtimalim var gibi. Geriye kalan üçünde de yerleştireceksin. O zaman zaten buraya kesin aslı geliyorsa bir tane durum var çarpı. Buraya 3'ten bir tanesi gelebilir. 3'ün biri atıyorum ela gelsin. Ela ve aslıyı yerleştirdim. Geri kalanların da ben ortaya 3 faktöriyel şeklinde sıralayabilirim. Çarpı hani başta duran aslı değil de sonda duran aslı olabilir. Çünkü bize bir sıra belirtmemiş. Sadece uç noktalarda olduğunu söylemiş. Yani bunlar yer değiştirebilir. Aslı buraya gelebilir. Sonu a ile bitenler buraya gelebilir. Oradan da iki tane durumumuz var. Bunları çarptığımızda 3 çarpı 6 çarpı 2'den de 36 olarak biz bunu çıkarmış olacağız. Geldik son sorumuza. 30. soru. A noktasından B noktasına doğru sabit hızla hareket eden bir araç. B noktasına vardığında 1 saat beklemiştir. Yani şurada bekleme süresinden bahsediyor bize. Sonra dönerken sabit bir hızla hareket ederek A noktasına dönmüştür. Bu araç giderken ve dönerken AB yolları arasında bulunan bir C noktasına geçmiş bu iki geçiş arasında 4,5 saat sürmüştür. Yani şunu demek istiyor adam bana. Atıyorum ben buradan gidiyorum. Şurada bir C noktası var. Tekrar geri dönerken bu gidiş ve dönüşüm 4,5 saat sürdüğünü söylüyor. Unutma burası A noktası burası B noktası. Zaten arada ben 1,5 saat bekledi pardon arada 1 saat beklediysem gidiş ve dönüşüm benim 3,5 saat sürmüştür. Şimdi asıl olay bu şurada başlıyor. Şimdi bu arkadaşımızın eğimi bize hızı verir çünkü 240 kilometre yol almıştır. Bunu 4 saatte aldığına göre 244'e bölersek burasını 60 olur. Yani v gidişimiz bizim v gidişimiz 60 olur. Şuradan v dönüşümüz ne olur? V dönüş diyelim. Buradan 240 bölü 3 dediğimizde 80'le döneriz. Yani ben C noktasını baz alırsam buradan 60 km hızla gidip tekrar 80 hızla geri dönersem burayı 4T sürede alırsam şu giderken çünkü yolum 240T olsun öyle diyelim. Dönerken de arkadaşlar 3T sürede alırım değil mi? Topladığımızda 7 tane de eşit 7 tane T 3,5 saat yaparsa T dediğimiz olayda 0,5 yapar. Yani bizim aslında orada aldığımız T 0,5'tir. İlk kez C noktasına saat kaçta geçmiştir diyor. Şimdi ben şöyle başlayayım o zaman. Ee, ben şu yolu bulursam olay biter aslında. Bu yolumuz ne yapar? 0.5 ile ben 240'ı çarparsam 120 yapar. Buradan buraya 3 saatte vardığına göre arkadaşlar. T zaten burası 2 saat yapar 120. Geri kalan da o zaman buranın 60 olması lazım. Yani ben buradan buraya gelirken aslında 1 saat geçecek. 1 saat geçip diğerinde 2 saat geçecek. Dönerken de 1,5 saatte almış olacağız. 1 saat geçmesi için de saat 9'da mı çıkmıştım? Çok yanlış düşündüm herhalde. Yak yani 2 saat aldım orayı. 2 saat daldırsam 120 km yolu. Ha şurası 120 kaldı çok özür. 120 km'yi buradan alırsam 120 buradan kaldı. 120 60'a bölersem 2 saatte saat 8'den yola çıktıysam 2 saat eklediğimizde arkadaşlar 10.00'da ulaşırım. O da zaten B seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuz da güzel bir soruydu. Bitirdik. Birazcık yorucu olmuş olabilir ama güzel bitti. T etesini ve A çözdüm. Evet ilginiz için teşekkür ederim. Birçok mesaj geliyor. Birçok yazan var. İşimin yoğunluğundan ve çeşitli sıkıntılardan dolayı işte bazen dönüyorum bazen geç dönüyorum. Kusura bakmayın. Sizden ricam kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsun. Bunu her seferinde paylaşarak yaparsan çok daha mutlu olurum. Kendine iyi bak, görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. Umarım sınav dilediğinize geçer.